kartı ne zaman böyle şişti Hulya? Şişti işte Kadir. Ta geçen yıl aldığımız şeylerin taksitleri var hala. Ben size taksitle bir şey almayın demedim Hulya. Camında 12 ay taksit yazan her dükkana girmek zorunda mısınız ya? Bana laf söyleme Kadir. Bak bu harcamaların yarısını anca o sana ait. Görüyor musun? Takım elbise. Bak ayakkabı. Köfteciye aldığın kıymaların taksitleri bile hala burada. Hay ben bu taksiti icat edenin... Ya köfteci yanında biz hala taksit ödüyoruz. Taksitle kıyma mı olurmuş ya? Hülya, tatlı var mı? Aa, bir iki tane şekerpare olacak dolapta. Bir iki tane yetmez kızım. Çocuk çok iştahlı. Şimdi de tatlı istiyor. Başlarım onun tatlısına be. Başlarım tatlısına. Gören de annemi değil, dünyayı uzaylılardan kurtardı sanacak. Evet delikanlı, bir birlikteliğin daha sonuna geldik. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan bir başka iftar yemeğinde görüşmemek üzere... ...sana hayat boyu mutluluklar diliyorum, hoşça kal. Ben olmasaydım annesiz bir insan olacaktın Kadir abi. Sanırım yeterince teşekkür ettik. Tabağımdaki pırasayı bile sana verdiler. Evet ama çok uzatmışsın, hiç tad alamadım. İsmail'cim, sanırım ayakkabımın tabanıyla yerdeki parke arasında kalmak üzeresin. Tamam, tamam. Hemen efelenme. Dur bir dakika ya. Ama baba, tatlı istiyor. Misafirlikte tatlı ikram edilirse yenir. Yoksa yoktur. İstenmez yani, yenmez. Ya Ramazan çadırında bile tatlı var. Oranın sponsoru belediye başkanı. Ben belediye başkanı gibi mi duruyor? Yo. Evladım. Bahriye teyzen eve getirdiği için teşekkür ederim. Belki de sen olmasaydın eve dönemeyecekti. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Hadi sen şimdi vakitlice evine dön. Hadi bakayım. İsmail efendi sana söyleniyor. Ya bir dakika susar mısın sen? Tamam baba sustum. Allah Allah. Al evladım. Bunu da harçlık yaparsın. Kudret amca sen fabrikatör müsün? Yok değilim. O zaman bu ev niye Boğaz'ın kenarında? Pardon. İç taraflarda kalmamış. Sadece burasını bulabildik. Ya tabii çocuk yalıyı görünce bizi zengin zannetti. Baba tamam yeter 20 lira. Ya susar mısın sen? Karışma işime. Allah Allah. Buyur evladım. Al, al. Al çocuğum, bu kadar kalmış. Ben en iyisi Bahriye teyzeyi bulduğum yere bırakayım, siz gidin kendiniz bulun. Yok ya. Ya bir dakika sus, bir dakika dur sen ya. Ne oluyor oğlum? Anne ya, babam sürekli beni engelliyor. Bu İsmail de azıttıkça azıtıyor. Evladım. Yardımın için çok para istersen yaptığın iyiliğin bir hayrı kalmaz. Ben size yardım ettim. Siz de bana yardım edin. Bana bak bir dakika ya, bir dakika dur be. Bir sus. Allah Allah. Kaç para istiyorsan peki? Para istemem. Ne? Kalacak bir yer verin yeter. Çocuğun kulağını çekeceğim. Yoksa uyuyamam. Ay yat Kadir. Babam hallediyor dedim sana. Nesini hallediyor? Görmüyor musun ne kadar yumuşak yüzlü babam? O çocuk hiç tekin değil Hulya. Ya gece evi soyarsa? Soymaz. Babam nöbet tutacakmış. Nöbet mi tutacakmış? Bravo yani Hulya. Bravo. Sahura kaldırmıyorsun babam kızacak. Sabah kaldırmıyorsun patronum kızacak. Daha ne diyeyim ben sana? Aman ya, yani bu evin uyandırma sorumlusu ben miyim? Saatin pili bitmiş işte. Herkes kendi saatini kendi kurup kendi uyansın. Tamam ya, tamam. Söylenme sabah sabah. Aa, saçmalama Kadir. Asıl sen söyleniyorsun. Hülya, niye sahura kaldırmadın? Baban çok kızacak şimdi. Allah'ım ya, hay Allah'ım ya. Kadir, bugün Ceren'e piyano almalıyız. Pardon?
kız şan dersine başladı ya Kadir. Afife Hanım piyanosuz olmaz diyor. Piyanosuz olmaz mı? Ya başka bir şeyin dersini alsın. Ne bileyim ben, mandolin dersi alsın, blok flüt dersi alsın, başka bir şey öğrensin. Hayır Kadir, Ceren'e söz verdim. Baban alır dedim. Benim adıma niye söz veriyorsun Hülya? Bir piyano kaç paradır biliyor musun sen? E taksitle maksitle alırsın artık. Alamam Hülya, alamam. Alacaksın Kadir. Bugün koskoca müdür maaşı alıyorsun. Herhalde bir piyano taksiti ödeyebilirsin. Taktın yani maaşıma Hülya. Daha almadan bitirdin parayı. Kadir, bu Ceren için çok önemli. Çocuk heveslendi bir kere. Hep sen yüz verdin bu çocuğa zaten Hülya. Hep sen yüz verdin. Baban gibi konuşma Kadir. Bugün bu piyano alınacak. Akşam sakın eve piyanosuz gelme. Hülya, ne piyanosu ya? Ben ne anlarım piyanodan piyanodan? Ya piyano nereden alınır, nasıl alınır? Ben nereden bilirim? Ayrıca niye piyano alınır? Hülya, ben Fazıl Say'ın babası mıyım ya? Bir piyanomuz eksikti. Güzelim maaş kuşa dönecek şimdi. Ah Ceren, yavrum günaydın. Günaydın baba. Ceren'cim, ben dün internette bir araştırma yaptım. Küçükken şen dersleri alan insanların sesleri yaşlandıkları zaman... Daha güzel oluyormuş kızım. Ben de tam onu söyleyecektim Hülya. Piyanom ne zaman geliyor baba? Şöyle söyleyeyim. Akşama kızım. Akşamaymış kızım. Yaşasın. Hadi ben kahvaltıya gidiyorum. Hadi bakalım. İyi günler Hülya. Güle güle Kadir. Good morning personel. Öğlen oldu Kadir Bey. O halde şu bizim maaşı görsek baş muhasebeci Ersan Bey. Sonra görürsünüz Kadir Bey. Şu an meşgulüm. Ne meşguliyetiniz var Ersan Bey? Zühtü Bey ile görüşeceğim Kadir Bey. O zaman işinizi çabuk bitirin baş muhasebeci Ersan Bey. Aman be, ben nereden bulacağım şimdi piyanoyu? ZHP Ticaret. Ersan Bey şu an bir görüşmede. Notunuz var mıydı? Piyano teslimat adresi için. Evet, yazıyorum. Tamam beyefendi. Görüşmesi bittiğinde bu telefondan size aratırım. Adresi tekrar alırsınız. İyi günler. Buyurun Zühtü Bey. Tamam, geliyorum efendim. Merhabalar efendim. Ben Ersan Töreli. Beni aramışsınız. Evet, bir piyano siparişim vardı. Tabii biliyorum bu akşam getirecektiniz. Ha, numarayı yanlış almışsınız. Tamam efendim, zaten ben sipariş adresini komple değiştiriyorum. Evet, piyanoyu lütfen patronumun evine götürün. Ben vereyim adresi efendim. Not alın lütfen. Ziya Halitpaşa Yalısı. Evet, yanlış kullanıyorum. Burada bir numara vardı Kadir Bey, gördünüz mü? Aa şey, siz içerideyken Hasan üzerine çay döktü Berrin Hanım. Bu Hasan da ne kadar çok döküyor. Ya, ya sakar işte, sakar. My name is Ersan Töreli, what's your name? 你好,我是罗克,很高兴来你们这里,这位是王峰。 啊,你好,你好。 Hayda, bunlar İngilizce bilmiyor galiba. Do you speak English? 不会说。 No, no English. 你会不会说中文啊? 特别简单语言, 不过是对于中文来讲。 Eyvah, şimdi Çince konuşmamı isteyecekler.
Zühtü Bey gelmeden tüymeli. Berin Hanım, benim önemli bir toplantım var, ben çıkıyorum. Oo, Çinliler gelmiş. Hoş geldiniz. Niha. Kadir Bey, konuştunuz mu onlarla? Ben mi? Yok efendim. Zaten beyler Çin'den Ersan Bey'e gelmişler. Benim çok önemli bir toplantım var. Müsaadenizle efendim. Nihao. Zühtü Bey, arkadaşlar Çin'den gelmiş ama İngilizce bilmiyor. Ben söylemiştim size. Neyse ki Kadir Bey var. Kadir Bey. Buyurun Zühtü Bey. Toplantınızı erteleyin lütfen. Bakın burada bize bir tercüman lazım. Tabii efendim. Erteleriz. Hallederiz. Buyurun odaya gidelim. ...和中国做生意的人都要会一点中文。你说的非常正确。 Ne diyor? Şey efendim, İstanbul'da havalar biraz soğuk diyor. Oysa bizim oralarda, Çin ellerinde havalar şimdi günlük güneşliktir diyor. Hakikaten soğuk biraz. Benim de omuzum ağrıyor. Ah ulan be, işi Kadir'e kaptıracağız. Çay. Efendim, çay içer misiniz diye sordum. Çok iyi olur, içimiz ısınır dediler. İyi olur, iyi olur. Çay ikram edelim. Çinliler severler çayı. Tabii efendim, derhal. Hasan Bey, bakar mısınız? Buyurun Hasan Kadir Bey. Lütfen misafirlerimize çay ikram eder misiniz? Bunlar Japon mu? Ne fark eder Hasan Bey? Ha Japon, ha Çinli. Yürü. Efendim, çok karizmatik bakışlarınız olduğunu söylüyorlar. İşte tam bir iş adamı diyorlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, ülkenizi çok sevdik diyorlar. Bir süre daha buradayız diyorlar. O zaman akşam Boğaz'a bir yemeğe götürün onları. Gönüllerini hoş tutmak lazım. Efendim, lafı ağzımdan aldınız. Siz benden uzun ömürlü olacaksınız. ...这就是我们公司的产品。包治百病的中国油。 Çin yağı çok faydalı bir şeydir ama maalesef saç çıkarmaz diyorlar efendim. Ersan Bey'e peruk lazım diyorlar. Ürünümüz özel olarak imal edilip şişeleniyor diyor efendim. Ben başlangıç olarak 2000 şişe alalım diyorum efendim. Bütün bağıntıları yaptım, alıcısı hazır. Demek söylediğim eczanelerle görüştünüz Ersan Bey. Çok teşekkür ederim, zahmet olmuş. Kaç şişe almamız icap eder? Ben Ersan Bey gibi küçük düşünmüyorum efendim. Eğer 10.000 şişe alırsak hem iyi bir indirim alırız hem de daha çok kâr ederiz. Peki. Söyleyiniz 10.000 şişe yollasınlar. Tabii efendim. Zühtü şen şan şu ha şi ho kimya kü kua fung şa 10.000 san. Anladın şa? Tam yağı doğal pin? Ona zıda, o yeme ting ming ben. Ni hong hada hada. Efendim, ben size söylemiştim. 10.000 şişe almak çok akıllıca bir karar diyorlar. Ve bize %15 indirim yapıyorlar. Bravo Kadir Bey. Ersan Bey, görüyorsunuz Çince bilmek ne kadar avantajlı. %100 avantajlı efendim.
Kadir Bey, söyleyiniz. Kendilerle tanışmaktan çok mutlu oldum. Emredersiniz efendim. Zühtü Şenşan, şaka gahına ana, nahoya, nahoya. Ben yemeğe gelemeyeceğim. Kendilerini en iyi şekilde ağırlayayım. Emredersiniz efendim, emredersiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sabahımızın her yerine unutma. Ersan Bey, Zühtü Bey'in ne dediğini duydunuz değil mi? Ne? Ben bir şey duymadım. Size dedi. Ne demek ben bir şey duymadım? Bütün işi ben ayarladım zaten Ersan Bey. Bari yemeği de siz götürün. Her şeyi benden beklemeyin. Hiç götüremem. Madem işi siz ayarladınız, yemeği de siz götürün. Hem zaten benim işim eve piyano getirecek. Siz alın bu iki Çinli arkadaşı. Lan hem işimi elimden aldı hem de yemeği bana kakalıyor. Neyse götüreyim sizi bir yerlere de bir şeyler yiyelim. İyi akşamlar beyim. İyi akşamlar. Sen 30 dakika才到机场，怎么能给我送过去？对呀，这飞机特别重要，错过不行了就。 Tabii tabii. Umarım balık seviyorsunuzdur. Merhaba Hülya. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk canım. Kadir, piyanomuz geldi. Öyle Ceren mi? Çok sevindi. Sevinecek tabii. Bir babanın görevi yavrusunu mutlu etmektir. Tabii kimse üzerine alınmaz. Bana laf mı sokuyor bu? Yok canım, ne lafı? Kadir, gel bak. Bugün ilk dersini yaptı Ceren. Aa, harika, çok güzel. Ay, çok güzel. Vay be, Ersan'a bak. Çok kıyak bir şey almış ha. Bu arkadaş hala burada mı? Merhaba Kadir abi. Kadir abi de geldi. Yemek yemiyor muyuz? Bana bak. Sen iyi musallat oldun bize ha. Hülya niye gitmedi bu hala? Bu gece de burada kalacak. Ne yani? Evde hayır kurumu mu kurduk? Gevezelik istemez. Kalacak dedim, kalacak. İyi, sen bilirsin baba. Nasıl olsa nöbet tutacak olan sensin. Bana bak, yavaş ya, boğulacaksın, kaçmıyor ya. Baba, tekerlek kaşarımız yine bitmiş. Sen mi yedin yoksa? Ben küçücük bir şey yedim ya. Sen yemeğini yesene ya. Hayır baba, bir tekerlek kaşar alıyorum. Önce sen gelip çalıp çöpe atıyorsun. Sonra bu gelip hepsini yiyor. Hayır, daha kaşarın tadına bakamadım ben. Piyano da eve ne kadar yakıştı değil mi Kadir? İstersen kendini fazla alıştırma Hülya. Niye? Sana yemekten sonra piyano çalayım mı baba? Aman aman kızım. Bugün geç oldu. Yarın çalarsın. Deden doğru söylüyor Ceren'cim. Turşu yiyen var mı? Var. Al evladım, sen ye. Bir kere de beni kayır be adam. Elin oğlu geldi, yine beni hor görüyor. Kadir. Efendim baba. Sizin şirkette iş falan var mı? Niye baba, hayırdır? İş mi arıyorsun? İsmail için. Çalışmak istiyor çocuk. Yok baba. Bütün kadrolarımız full dolu. Ne götüreceksin Hülya abla? Hiçbir şey İsmail'ciğim. Şunu götüreceğim. Söyledim sana baba. Fazla güvendin, gitti işte paşa dedi. Affe hanım, canımızı okuyacak şimdi. Ya nöbet tutacaktım. Nasıl yaptım ben böyle bir hatayı? Evden de atılacağız şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Anne, İsmail evi soymuş. İsmail mi? Evet anne, babam sayesinde. Duygu sömürüsü yaptı bana.
Annem babam öldü dedi. Kalacak yerim yok dedi. Of ya, biz hiç kimseye güvenemeyecek miyiz?